Merhaba. iTram BIM video serimize hoş geldiniz. Bu bölümde yazılımın kurulum ve lisanslama sürecini adım adım inceliyoruz. Eğer siz de bu güçlü altyapı yazılımını kullanmayı planlıyorsanız bu video tam size göre. Hazırsanız sözü İbrahim'e bırakalım. Herkese selamlar. Bu bölümde sizlere iTram BIM yazılımının nasıl kurulduğunu ve lisans aktivasyonunun nasıl yapıldığını anlatacağım. Videoya başlamadan önce Istram'ın resmi web sitesinden bir demo lisans talebinde bulundum. Demo bilgileriyle birlikte kurulum adımlarını anlatan bir pdf dokümanda tarafıma iletildi. Ancak bu dokümantasyon yalnızca İngilizce hazırlanmıştı. Birçoğumuz bu tür mühendislik yazılımlarının kurulumlarına aşina olsak da ben yine de bu kılavuzu Türkçe'ye çevirerek sadeleştirdim ve sizlerle paylaşmak istedim. Türkçe doküman Videonun açıklama kısmında yer alıyor. İsteyenler oradan erişebilir. Peki kurulum dokümanında neler var? İlk olarak yazılımın lisanslamasının Microsoft sunucuları üzerinden yapıldığı ve programın çalışabilmesi için bu lisans sunucusuna bağlanması gerektiği belirtiliyor. Eğer lisans sunucusuna bağlanamazsa dokümanda yazılı olan IP adresi ve port numarasına erişim izni vermeniz gerektiği ifade edilmiş. Bu durumda ağ ayarlarınıza müdahale etmeniz gerekebilir. Ardından yazılımı indirmek için bir bağlantı gönderilmiş. Bu bağlantıya tıklayarak kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapıyor ve kurulum dosyasını indiriyorsunuz. Ben daha önce indirdiğim için bu adımı geçiyorum ve doğrudan kuruluma başlıyorum. Estram 64 Exe dosyasına çift tıklayarak klasik kurulum sihirbazını başlatıyorum. Next diyerek ilerliyoruz. Bu adımda yazılımın kurulacağı klasörü seçebiliyoruz. Varsayılan olarak C sürücüsünde ispol isimli bir klasör oluşturuluyor. Ayrıca 817 MB boş alan gerektiği belirtilmiş. Kurulum dili seçim ekranında ise Türkçe seçeneği henüz yok ama Yakın zamanda geleceği bilgisini aldım. Şimdilik İngilizceyi seçip devam ediyoruz. Tekrar next butonuna basıyoruz ve kurulum başlıyor. Bilgisayarınızın performansına göre bu işlem biraz zaman alabilir. Bir süre sonra kurulum tamamlanıyor. Finish butonu ile kurulum sürecini sonlandırıyoruz. Şimdi yazılımı çalıştıralım. İlk olarak Config Licenses menüsüne gidiyoruz ve burada lisans anahtarımızı girmemiz gerekiyor. Add Cloud Key butonuna tıklayarak açılan pencerede bana mail ile iletilen lisans anahtarını giriyorum ve Accept diyorum. Sonrasında bir üst pencerede tekrar Accept butonuna basıyoruz. Kontrol amaçlı olarak List of Identities in the Computer butonuna tıklayarak bilgisayardaki lisansları görebiliyoruz. Bu ekranda lisans anahtarımız listeleniyor. Güvenlik nedeniyle bunu videoda gizliyorum. Şimdi start butonuna basarak programı başlatıyorum. Yine lisans anahtarını istiyor. Büyük ihtimalle doğrulama süreci tekrarlandı ya da sunucu bağlantısı henüz kurulmadı. Lisans anahtarını yeniden girip yazılımı açıyorum ve bu kez sorunsuz şekilde başlıyor. Programın açılış ekranı oldukça sade. Bana açıkçası eski Netcat sürümlerini ya da Windows XP zamanlarını hatırlattı. Ancak bu sadeliğin performans odaklı tasarlandığını hemen anlıyorsunuz. Ben de bir yazılımcı olarak bu yaklaşımı gayet yerinde buluyorum. Evet arkadaşlar, bu videoda Istramb'in kurulum sürecini birlikte adım adım tamamladık. Sonraki bölümlerde yazılımın daha gelişmiş özelliklerini ve gerçek projelerdeki kullanımını detaylı şekilde inceleyeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Belki bir sonraki videoda sizin sorunuzu ele alırız. Görüşmek üzere.